Sesin, bakışın, gözlerin, gülüşün, o kadar iyi geliyor ki bana. Senin yanındayken nefes aldığımı hissediyorum. Yaşadığımı. Ben hiçbir şey için acele etmeyeceğim. Her şey hak ettiğin gibi olacak. Hayalini kurduğun gibi. Neydi bu şimdi? Seni seviyorum mu dedi? Evet, öyle dedi. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. İşler ne ara böyle çığırından çıktı? Uyuyamadım baba. Bana masal okur musun? Okumaz olur muyum hiç? Ama öyle bağırınca korkuttun beni kızım. Seni göremeyince gittin sandım. Oh. Ben hiç seni bırakıp gider miyim? Hadi gel odana gidelim. Gel. Kapat gözlerini. Neden? Uyumam lazım. Sen de uyu. Ben seni seyredeceğim. Benim de uykum yok. Olmaz. Uyumam lazım. Bana bir şeyler anlatsana. Nasıl bir şeyler? Bilmem. Ne istersen. Belki o zaman uyuyabilirim. Ne anlatalım? Ne anlatalım? Bir hikaye anlatabilirim. Olur. Zamanında çok güzel bir kız varmış. Bir delikanlı sevmiş onu. O kadar çok sevmiş ki. Bakmaya bile kıyamıyormuş. Güzel kız da onu sevmiş. Ama aşk işte. Akılda yenemezsin. Delikanlı, sevdiğini söylemek için kızın yanına gittiğinde sanki dili tutulmuş heyecandan.
kız... delikanlının sevgisinden şüphe etmese de... o sözleri duymak istemiş. Günler böyle geçip gitmiş. Derken... delikanlının sevdiği o güzeller güzeli kız... bir derde tutulmuş. Bir akşam uyumuş. Bir daha uyanamamış. Ne tabipler, ne hekimler çare bulamamışlar. Delikanlı türlü dağlara çıkıp türlü şifalı otlar toplamış. Ama yok. Uyanmamış o güzel kız. Tam 7 yıl böyle geçmiş. 7 yılın sonunda bir gün kendiliğinden uyanıvermiş. Ama... ama ne? Uyandığında... güzel kız delikanlıyı hatırlamıyormuş. İnsan sevdiğini unutur mu hiç? Delikanlı çok üzülmüş. Üzülür tabii. Kendini hatırlatmak için her şeyi yapmış. Hatırlamış mı peki? Hatırlamamış ama... bir gün... delikanlının yüreği... kanaya kanaya çıkıp gidecekken geri dönmüş. Bir şey yapmış. O an güzel kız delikanlıyı sevdiğini hatırlamış. Ne yapmış? Her buluştuklarında ayrılırken yaptığı şeyi. Alnına bir öpücük kondurmuş güzel kızın. Beni hiç unutma, olur mu? Hep hatırla. Sen de elimi hiç bırakma, olur mu? Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Nasıl yani? Ne demek yüzük takmışlar? Bak, sen bir de şaşırdın. Ya bir de beni düşün. Beni düşün. Delireceğim Yonca, delireceğim. Ya aylardır yoktu ortalarda. Sen de ayrılmak üzereler demiştin. O yüzden bilmiyorum. Artık hiçbir şey bilmiyorum. Ya bitti. O baş belasından kurtuldum diyordum. Ama her şey daha beter oldu. Ama dur. Daha hiçbir şey bitmedi. Gün gelecek. Elimi kolumu sallaya sallaya keyifle o konağa gireceğim. Bunun için çok beklememe de gerek yok. Korkutuyorsun Cemre. Ne olup bitecek? Ne demeye çalışıyorsun? Korkma. Arkadaşın için sevin. Dedektif Bahır dedin, bir şey demedim. Aman rol yapalım, müfettiş geliyor dedin, sesimi çıkartmadım. Boyanın yanında çifte kumrulara döndük.
Tamam da bu ne şimdi? Kimse yokken elimi tutup o şeyi söylemenin ne anlamı var? Bu kadar da fazla ama ya, ayıp. Ben ne hesaplaşacağım ya, gelsin özüne diyeceğim. Her kuşun eti yenmez, anlasın. Gelir. Bu yenemene sen sevirem dese, burada ne var ki dese, o zaman al başına belayı. Masal uyudu ama az kalsın beni de uyutuyordu. Seni seviyorum dediğinde Oya'nın yüzünü görmeliydin. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Bu kadar yeter bence. İşimizi bırakır. Hiç ne olmamış kimi yerini düzeltir. Adamdaki rahatlığa bak. Az önce sen severim diye ellerime sarılırdı. İyi geceler. Ne oldu, bir sorun mu var? Neden konuşmuyorsun? Ne saçmalıyorsun acaba yine? Bir de gözümün içine baka baka söylüyor. Pişkin bal kabağı işte. Allah'tan duymuyorum. İyi o zaman, yatarken ışığı kapatırsın. Aa, yattı. Haddini aştı iyice. Duyuyor musun? Neyi? Şarkıyı. Hangi şarkıyı? Gözlerine bakarken çalan şu güzel şarkıyı. Duyuyorum. Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten. Ateşlerde yanmış çok mu? Suç mu sevdi seni, suç mu? Zor mu söylemek, zor mu? Kalbim küle dönmüş zaten. Ateşlerde yanmış çok mu? Sanma ki ettiğim dönülmez yemin, gözümden aşkı silmeye yetsin. Huzursun, mutluluksun, aşkı sende buldum. Nasıl vazgeçerim? Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme.
Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Gitme, ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrünü kat ömrüme. Ne olursun dinle, bırakıp da gitme. Ömrümü kat ömrüne. Günaydın. Günaydın. Ben Melike ablaya yardım edeyim kahvaltı için. Düşün hadi. Düşün. Su mu istiyorsun? Thank you.
güzel olan ne? Gün. Bugün çok güzel. Sence? Evet. Çok güzel. Bugün gerçekten çok güzel. Daha başındayız ama. İşe gitse de bir an önce. Yoksa ben mi çıksam evden? Reyhan'a mı gitsem? Günaydın. Günaydın. Ne konuşuyordun kendi kendine? Ben mi? Hiç. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Aferin Narin. Bir de güzel krep yapıyorsun diye iyice abay yakacak sana. Aferin. Suna kahvaltı etmişti değil mi? Erkenci bugün. Reyhan, elinden bir kahveni içerim kızım. Tabii, yapayım hemen. Sen de içer misin? Olur. Hadi geçelim şöyle. Teşekkür ederim. Sizi böyle bir arada görmek bana dünyaya bedel. Şükürler olsun. Yalnız oğlum, dikkat et. Huzurun ve mutluluğun düşmanı çok olur. Her daim, her ne olursa olsun yuvana sahip çık. Sakın yılma. Her şartta karını koruyup kolla. Elindekilerinin kıymetini bil. Bu senin asli görevin olsun. Anlatsana, son söylediğini anlamadım. Bir düş yakamda. Oya da yoktu. Uzak dur benimle. Hı hı. Duyuyorum ben seni. Ah, ben sana ne ineceğimi bilirdim de. Bir dakika. Bir şey mi söyledin? Demedim bay gereksiz. Sana diyeceğim çok söz var da. Masala dua ile. Ben sana şey diyecektim. Eyvah. Sen sevirem diyecek. Neyini yerim? Dur. Ne var ne? Söyle. Bir daha söyle. Örtüyü bırak. Pardon. Ben seni arayayım mı sonra? Ya da holdinge gelince konuşuruz. Biz hazır sofraya konduk. Krep yaptım size. Oy,
Sadece bize mi yoksa tüm mahalleye mi? Zahmet etmişsin ama ben kırayım sevmem. Yemeden karar verme bence. Çok güzel. Eline sağlık hayatım. Afiyet olsun. Nice havaya girdi bay gereksiz. Bari. Dün gece gerçekten iyi atlattık. Oya'nın ikna olmasına imkan yok. Ama biz dikkatli olalım yine de. Belalı kardeşinden kurtulduk mu sence? Bence evet. O cümle tahmin ettiğimden daha çok işe yarayacak. Hangi cümle? O cümle işte. Seni sevdiğimi söyledim ya. Allah'ım. Ne oldu? Hiçbir şey. Evet doğru söylüyorsun. Oya o cümleyi duyduktan sonra ikna olmuştur. İyi denk geldi. Çok iyi oldu. Bir anda arkanda belirdi. Masa ne zaman geldi anlamadım bile. Ben masaya bakayım. Gömlek, güneş gözlüğü, parfüm. Hepsi erkek ürünü. Saat. Pahalı bir saat. Bana hediye mi aldı acaba? Çok harcama yaptığı için bana hediye almış olabilir. Merhabalar. Hoş geldin oğlum. Geç otur şöyle. Hoş bulduk Hikmet amca. Zeynep, gelir misin canım? Efendim Emre abi. Bizim halletmemiz gereken bir iş vardı. Tamam oğlum, kolay gelsin. Ben geçireyim sizi o zaman. Görüşürüz ya. Hoşça kal. Görüşürüz. Bir saniye. Ne olduğunu söylemeyecek misin? Ne olsun. Bu güzel günün tadını çıkarıyorum. Bir şeyler karıştırıyorsunuz siz. Öyle mi? Nereden anladın? Sabah söylediklerin, sonra Zafer'in getirdiği o kutu. Dedektif Reyhan Taro. Görüşürüz tamam mı? Şey mi unuttun?
mi Reyhan abla? Anlat bakalım, ne konuştunuz siz Emir abinle? O kutuda ne var? Vallahi Reyhan abla, hiç kusura bakma, söz verdim. Hiçbir şey söyleyemem. İşbirliği yapıyorsunuz öyle mi? Öyle olsun Zeynep Hanım. Kredi kartı meselesini sorsam mı? Yanlış anlayıp da bağırıp çağırmaya başlarsa. Şey, kart limiti sana yeterli geliyor mu? Artırabiliriz istersen. Kart mı? Ne kartı? Limiti düşük değil ama belki yetmeyebilir. Ha, o kart. Bir saniye bekle, şimdi geliyorum. Geri gelmişken götürün kartı vereyim, onsuz da istifade edemeyeceğim. Yok. Bende de yok. Onda da olamaz. Kartım ben... Öyle bir kart bende de, limiti falan artırayım dedi. Sana ufak bir hediye aldım. Hediye mi? Ne hediyesi? E al hadi. Uya. Ben nece başa düşmedim. Hamya hediye aldı, mene de hediye aldı. Gereksizin kartın kardeşinde olduğundan haberi yok. Kemal'e belli etmeden bu işi çözmem lazım. Son iki tanesini beğendim ben en çok. Ben de. Ama hangisi? Bak şu alan kocaman. Ama bunun da kamerası çok geniş Ferah. Güzel seçim. Reyhan Deniz'i çok seviyor. Çok mutlu olacak. Yani bu kadar badireden sonra baş başa zaman geçirmeniz iyi gelecek. Açık denizde bir hafta. Her şeyden uzakta. Heyecanlı mısın? Az kaldı. Yarım saat sonra başlıyor senin operasyon. Hadi bakalım. Çok komikmiş. Ben aslında babana bakıyordum ama seninle çizgi film izlemeye daldım. Baban nerede küçük kız? İşe gitti. Bu o demektir ki işi bitince koşa koşa sana gelecek prensesine.
Öyle demişti çünkü. Benim için bu dünyada en önemli şey tatlı kızım demişti. Yani ben öyle diyorum. Çok tatlısın çünkü. Baban kızım demişti. Oh, mutfağımı pakladım. Hava yorgunluk kahvesini hak ettim. Oya? Oya nerede? Oya çıktı. Oya'yla mutlaka konuşmam lazım. Kim bilir nerede? Gürültülü bir yerdeyim. Seni duyamam. Mesaj atar mısın? Abinin bıraktığı kredi kartının sende olduğunu biliyorum. Bir, iki... Narin, sakın abime bir şey söyleme. Ben sana her şeyi anlatacağım. Sen de yanlış anlama. Neredesin? Konum at, hemen geliyorum. Bir şeyler karıştırıyor ama ne? Bakıyorum yüzünde güller açıyor. Kırkıcı bir haller var sizde bugün. Emir de bir garipti. Gizli kapaklı konuşmalar falan. Garipti değil mi Melike abla? Sen de fark ettin. Emir'i ilk defa böyle görüyorum. Anlamadım vallahi. Tamam buldum. Sevim'in bir yardımcısı da var sanki. Kiminle konuşuyordun sen bakalım? Beyhan abla, benimle gelir misin? Sen nasıl bir sır küpü çıktın böyle? Ne işler karıştırıyorsun acaba? Hadi. Zeynep'ciğim, ne oluyor? Söylemeyecek misin? Alo, veriyorum telefonu. Zeynep? Alo. Alo. Neler oluyor? Herkes bir tuhaf sabahtan beri. Çok mu merak ettin? Hı. Söylemeyecek misin? Önce senden bir şey isteyeceğim. Ne? Salondaki sehpanın üzerinde bir anahtar var. Gördün mü? Evet. Al onu. Ne anahtarı ki bu? Şşş, çok sabırsızsın. Şimdi odamıza gitmeni istiyorum. Örtüyü kaldır.
de olsa bütün güller kokunu duysun. Utansın isterdim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çekmeceye doğru ilerle şimdi de. Açtım. Ne görüyorsun? Bir kutu. Kilitli. Şimdi kapıya dön. Ama sen bu kadar şey ne zaman... Nasıl yaptın? Şimdi bunlarla zaman kaybetmeyelim. Daha sonra anlatırım. Hadi. Hemen hazırlan. Hazırlanayım mı? Evet, hazırlan. Tamam, ben hemen hazırlanıyorum o zaman. Rüyaysa da yer hiç uyandırma.
istiyorsun ne demek? Şu iş bitse de şu oyuna bir son versek. Kemal Bey. Kemal Bey. Ha, efendim Yonca. İş yemeğini unutmadınız değil mi? Çok az vaktimiz var. Aklımdan çıkmış benim. Yetişirim ama. Teşekkür ederim hatırlattığın için. Demek sen de Emir abine yardım ediyorsun. Güzel olmuşsun. Alo. Hazır mısın? Evet. Güzel. Şimdi Yasin seni benim yanıma getirecek. Sana çok güzel bir sürprizim var. Sana çok güzel bir sürprizim var. Çok güzel bir sürprizim var. Kapatıyorum o zaman. Kızım, ne oldu? Yasin, o beni alacakmış da. Belli. Emir'in sürprizleri daha bitmemiş. Sen bir saat oldu. Ortalık çok dağıldı. Karısı gelir de burayı böyle görürse başı yanar küçük beyin. Çabuk topla. Hadi çabuk ol. Narin'cim,
Hoş geldin. Buraya kadar zahmet etmeseydin akşam evde görüşürdük. Kartallıyım. Tamam canım. Akşam evde zaten ben sana verecektim kartını. Sayende Kemal iki günde on binlerce lira harcadığımı düşünüyor. Beni ne duruma soktuğunun farkında mısın sen? Neyse. Nasılsa bu akşam öğrenecek. Narin, lütfen söyleme. Abim sana bir şey söylemez ama benim canımı okur biliyorsun. Hem para konularında aramız açık. Hepsini de kendime harcamadım. Zorda olan eski bir arkadaşım vardı. Onun bazı ihtiyaçlarını aldım. Söylemeyeceksin değil mi? Abimle aramın açılmasını istemeyeceğini biliyorum. Tamam, bu konuyu hallettiğimize göre. O zaman akşam evde görüşürüz baby. Buraya kadar geldim. Bir çay içmeden gitmeyeyim bari. Belli. Emir'in sürprizleri daha bitmemiş. Reyhan Hanım, hazır mısınız? Yasin sizi bekliyor. Benim biraz daha işim var. Geleceğim. Sefer, çıktılar mı? Reyhan Hanım henüz hazır değilmiş. Biraz gecikecek. Haber vereyim dedim. Tamam Sefer, sağ ol. Hazırım demişti. Yoksa... Tabii ya. Sürpriz yapacağım dedim. O da... Dünyanın en güzel, en iyi arkadaşı. Nasılmış bakalım? Tatlım, nerede kaldın? Ya bisikletle geldim. Artık araba kullanmıyorum. Hava kirlediği için bizim de bir şeyler yapmamız gerekiyor değil mi? Bu arada Narin abimin eşi. Daha yeni evlendiler. Ersin de benim eski arkadaşım. Biraz önce bahsetmiştim hani. Ha, şu arkadaş. Memnun oldum. Ne yaptın? O dediğim alışveriş merkezine gidebildin mi? Ya muhteşem bir yer değil mi? Bütün dünya markaları orada. O benim istediğim ayakkabıyı bulabildin mi?
Orada mısın? Orada mısın? Hı hı. Girebilirsin. Deprem. Birbirimiz olmadan yapamayacağımızı gösterdi bize. Sen beni tanıdın. Bana inandın. Güveniyorsun artık bana. Ben kimseye olmadığı kadar kalbimi teslim ettim sana. Biliyorum. Korkuyorsun. Çok güzel bir şey yaşadığımızda başımıza bir felaketin geleceğini düşünüyorsun çünkü. Ama yık artık o duvarları. Korkma. Sakın korkma. Çünkü diğer tarafta ben varım. Yeni açılan AVM'yi gördün mü? Evet, çok güzeldi. Bütün her şey oldu. Hadi siz sohbete devam. Ben bir makyaj tazeleyip geliyorum. Hadi görüşürüz. Gözlüğün güzelmiş. Ceketim de. Boya zevkli değil mi? Hediye seçimleri bir başka harika. Ben de bayıldım bana aldığı elbiseye. Çok şanslısın. Boya gibi iyi bir arkadaş herkese nasip olmaz. Öyle şanslıyım. Ama o da şanslı. Benim gibi bir arkadaş da az bulunur. Thank you.
Arkadaşıdır belki. Bir şey söylemeyi unuttum. Öyle mi? Ne unuttun? Gözlerimi kamaştırdığını söylemeyi. Teşekkür ben bir şey unuttum. Dalgınlıkların devam ediyor anlaşılan. Telefonumu odada unutmuşum herhalde. Sen şimdi hiçbir yere kıpırdamadan burada beni bekliyorsun. Ben alıp geliyorum. Tamam, ben bekliyorum seni. Cavidan Hanım. Sen konağa geri dönebilirsin. Hikmet'le konuşmaya geldim. Evde mi diye sordum. Allah'ım beni affet.
Emir.